Şehircilik İl Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapmaktayım. Arkadaşlarım da çevre yönetimi şubesinden kirlilikle ilgili sizlerle ilgili sorular gelirse yardımcı olmaya çalışacaklar. Bunun haricinde Sağlık Müdürlüğü'nden var temsilcimiz herhalde. Kurumlardan nereden var? Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden var. Başka kurumlardan var mı arkadaşlar? Buraya geldik. Niçin geldik? Önce kendimizi tanıttıktan sonra çevresel etki değerlendirme yönetmeliği dediğimiz bir yönetmeliğimiz var. Bu yönetmeliğin ruhu, amacı herhangi bir proje gerçekleştirilmeden önce, kazma vurulmadan önce çevreye olabileceği olumlu ve olumsuz etkilerin incelenmesi çalışmasıdır. Bir izin ruhsat gibi algılamayalım bu yönetmeliğin amacını. Bu kapsamda belirlenen projeler yönetmelikte bellidir. Bunun üzerine proje sahibi bir başvuru dosyasıyla Çevre Bakanlığımıza, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza başvuruda bulunur. İkinci adım olarak da yöre halkını git, bilgilendir, görüş ve önerilerini al der. Bu raporu hazırlayabilecek firmalarımız da bakanlığımızdan yetki belgesi almış, yetkilendirilmiş danışmanlık firmaları. Proje sahibi kendisi hazırlayamaz tanıtım dosyasını ve ilerleyen ÇED raporlarını. Bu kapsamda halkın katılımı toplantısı dediğimiz ilk adım toplantısını burada hep birlikte gerçekleştireceğiz. Öncelikle tabii proje ne olduğunu tanımamız lazım, öğrenmemiz lazım. Projeyi bize bu raporu hazırlayan çevre danışmanlık firmamız anlatsın. Öncelikle bir öğrenelim ne kurulacak, ne yapılacak, ne gibi tedbirler alınacak, kurulacağı alan ve etrafında olabileceği etkiler konusunda bizi bilgilendirsin. Daha sonra sizlerden gelecek soru, görüş, öneri, kafamıza takılan her türlü konuyu burada konuşacağız. Ancak sizden ricam, biraz katılımda yüksek olduğu için bir de açık havada olması münasebetiyle dikkat çekmek biraz zor olur. O yüzden ismimizi söyleyelim, tek tek söz alalım. Hep birlikte, hep bir ağızdan konuşursak konuşulanları tutanağa geçiremeyiz. Sağlıklı bir toplantı olmaz. Öncelikle bunu rica ediyorum hepinizden. Benim giriş konuşmam bu kadar. Daha sonra yine söz geldikçe yardım. Ondan sonra tekrar sohbet kısmına geçeriz. Buyurun. Teşekkürler. Ankara Enerji ve Çevre Yatırımları firmasından Yüce Suat Güngör, çevre mühendisiyim. Bandırma gübre fabrikaları anonim şirketi kapsamında yapılacak olan amonyum nitrat, kalsiyum amonyum nitrat yardımcı tesisleri ve amonyak tankı ile ilgili proje kapsamında size bilgiler vereceğim. Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi kuruluş çalışmaları 1969 yılında başlamış, üretime geçmiştir. Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi kimyevi gübre üretimi konusunda sektörün öncü ve yenilikçi firması. Adım İzzet Kuvanlıklı, Çalışkanlar Mahallesi Mamun Düzlüğü'nde oturuyorum. Orada ikamet ediyorum, yani buraya yaklaşık 1 kilometre falan. Evet. Deniz kenarında. Şimdi güzel bir sunum dinledik. Projeyle ilgili. Ama bana göre eksik bir tarafı vardı o sunumun. Neydi o eksik taraf? Şimdi bir atasözü vardır. Ailesi iştir, kişinin lafa bakılmaz denir. 1970 yılında Etibank tesisleri kurulmaya başlandı. 72 yılında da üretime geçti. Bakbaş tesisleri 69'da projesi başladı. 73'te üretime geçti. Şimdi o tarihlere kadar bu bölgede doğa yemyeşildi. Tarım yapılıyordu. Bahçecilik yapılıyordu. Hatta şunu söyleyeyim. Bandırma pazarlarında burada üretilen ürünler alıcı buluyordu. Bugün artık insanlar soruyor. Bu nereden geldi? İşte bu domates, biber, patlıcan nereden geldi? Mamun bahçelerinden dendiği zaman hiç kimse gidip oradan bir şey almıyor. Ve dolayısıyla da burada üretim yapan köylüler, çiftçiler neyse, efendim işte bu Kemal Paşa'nın malı, bilmem Karaca Bey'in malı demek zorunda kalıyor. Şimdi
Bu sunumu da dinledik. Güzel. Şimdi sanayileşmeye karşı, sanırım bu alanda bulunan hiç kimse sanayileşmeye karşı değildir. Sanayileşme ülkenin ülkeye bir katkı değer üreten tesislerdir. Burada insanlar çalışacaktır, evlerine ekmek götüreceklerdir. Ancak bunu yaparken yani doğayı da yok etmemek gerekiyor, çevreyi de yok etmemek gerekiyor. Bugün buraları yemyeşildi, bilmiyorum yaşı uygun olanlar hatırlarlar, 40 sene 50 sene öncesini hatırlarlar. Burası gerçekten bir doğa yeriydi. Denize girilirdi burada. Buradan tutulan balık vardı. Balık yok artık burada. Balık bitti. Şimdi duyuyorum ben zaman zaman duyuyorum. Bursa Tıp Fakültesi'ne giden kanser hastalarının oranı, sayısı %65'i Bandırma'dan gidiyormuş. Bu bölgeden gidiyormuş. Belki de 65'ten de fazla hanımefendinin dediği gibi. Yani bir de konunun bu boyutuna değinirseniz, bu boyutuyla da ilgili bir takım açıklamalar yaparsanız sanırım bu bir tanıtım toplantısı. Verilmiş. Özellikle buradan bakanlığımızdan gelen çevre yasalarının düzgün burada kurallı bir şekilde uygulanması için bizlere destek veren sevgili siz misafirlerimize de çok teşekkür ediyoruz ve güveniyoruz. Ben sunumdan hiçbir şey anlamadım. Çünkü kimya mühendisi değilim, kimyager değilim. Fakat ben yıllardır Bandırma'da yaşıyorum. Ben 65 yaşındayım. Bandırma'nın arkadaşımızın dediği gibi çok güzel günlerini de gördük. Mahmut bahçelerini de gördük. Biz şundan şikayetçiyiz kadınlar olarak. Camımızı açtığımız zaman Bakfaş'ın ve İtibank'ın tesislerinden gelen dumanlar. Şu anda Bandırma bir körfez. Bu körfezi bir liman da var. Yani bizler hava kirliliği içerisinde boğulmak üzereyiz. Nerede yaşıyorsunuz dediğimiz zaman biz Bandırma'da dediğimizde insanlar diyorlar ki bize siz nasıl orada yaşayabiliyorsunuz? Bundan yıllar önce biz İstanbul'da Habitat 2 toplantısı yapılmıştı. Ben Habitat 2'de yerel konuşmacıydım. Bakfaş'ın ve İtibank'ın çevreye verdiği, ben zarar verdiler demiyorum. Çevre kirliliği o kadar yoğun bir şey ki bir bütündür. Yani bu evet geniş bir kavram. Bakfaş Bandırma'ya çok zarar verdi, bizi öldürüyor diyemeyiz. İtibank için de diyemeyiz. Ama veriler vardır ve bunların sonuçlarında meydana gelenler vardır. Ben elincikli sayılırım. Yıllar önce 57 yılında elma bahçelerinden ferik elmasını toplardık. Bağlardan üzümler yerdik, kokulu üzümler. Bugün bunların hiçbiri yok. Ama bunu Bakfaş mı yaptı demiyoruz, diyemiyoruz. Ama bunların araştırılması, hatta Bandırma'da bir kanser araştırma merkezinin bile kurulması gerekiyor ki insanlar suçluluk duygusu, yani biz birinin üzerine bir şey konuşurken işte siz yaptınız dememiz için elimizde bir şeylerin olması gerekiyor. Bakfaş'ın da Bandırma sanayisine, dünya, Türkiye sanayisine neler kazandığının da farkındayız. Ama diyoruz ki sanayi muhakkak çevreye uyum sağlamalı ve en az kirletmeli. Hatta kirleten öder projesi de bizim için önemli olmalı. Biz çevre yasalarının ne kadar halkın yanında olduğunu da biliyoruz. Ama bu yasaların işletilmesinden önce sanayi kuruluşlarını bir yerlere getiren arkadaşlarımız da burada yaşıyorlar. Onların çocukları da, onların torunları da buradan etkileniyor. Muhakkak ki tedbir alacaklardır ama en basiti bakın ben bir şey söyleyeyim size. Deniz suyu sıcaklığı dediniz. Asit tankları yıkanırken denizden su alınacak dediniz. Bu asit tankları sıcaktır herhalde, ben öyle görüyorum. Soğutma suyu. Soğutma suyu geldiği zaman ne olacaktır? Suyu gene denize dökeceksiniz. Denize döktüğünüz zaman deniz suyu ısınacaktır. Isındığı zaman denizin florasını ve faunasını etkilemeyecek mi? Etkileyecektir. Ufacık bir miktar bile denizdeki birçok şeylerin etkilenmesine neden olacaktır. Hatta biz Bandırma'da balık alıp misafirlerimizi çağırdığımız zaman soruyorlar bize, balığı nereden aldınız? Bakfaş'ın görelerinden mi tuttunuz balığı? İşte Mamun'dan mı geldi bunlar? Yani bunlardan insanlar utanıyor. Diyorlar ki biz Karacabey'den getirdik, şuradan getirdik. Yani bunları biz istemiyoruz Bandırma. Diyoruz ki Bandırma'da herkes fabrikasında çalışsın, evine ekmek götürsün ama kanserde olmasın, ölmesin. Yani bu nedenle ölmesin. Ölümler doğaldır ama biz bunları istemiyoruz. Diliyoruz ki Bakfaş yöneticileri bunların hepsini dikkate alırlar. Bakın dediniz ki kirli o dağlar, çips dağları.
Yani görüntü bile çok önemlidir bir ülke için, bir çevre için. Bu görüntü kirliliği, ben sizlerin bize senet verseniz bile ben bunların doğru olacağını nereden bileceğim? Yani ben yapıldıktan sonra, bana zararı verdikten sonra bir vatandaş olarak anlayacağım ki ben bundan zarar gördüm. Ama zarar görmeden önce ben bir şey söyleyemem. Diyemem ki siz zarar veriyorsunuz veya vermeyeceksiniz. Ben Çevre Bakanlığımıza ve Bakbaşı yetkililerine bu konuda güvenmek istiyorum. Bir teşekkür ediyorum.